Şimdi bu Kürtlerle mücadeleye benzemiyor. Yani burada bir gece ansızın söylemi PYD'ye karşı, YPG'ye karşı daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi operasyonlarda toplumsal karşılığı olan Türkiye'deki bütün milliyetçi bloku, muhalefeti de dahil arkasına alan milli bir dava, yani orada bir Kürt devleti kuruluyor davasıydı. Bir gece ansızın İdlib'e Türkiye'nin sadece 5 bin değil 50 bin askerle girmesi, Suriye rejimiyle dolayısıyla da Rusya'yla bir savaş anlamına gelir. Yani bu Türk ekonomisini sallar, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bütünüyle gözden geçirmesine neden olur. O nedenle ben bunları şu anda Türkiye'de bir toplumsal karşılığı olmayan, Türkiye'de insanların ne uğruna İdlib'e giriyoruz, ne yapmak için İdlib'e giriyoruz, 1 milyon daha fazla Suriyeli göçmen girmemesi için savaşa mı giriyoruz diyecekler. Yani bizim oradaki ulusal çıkarımız ne? Rejimi yıkmak mı? Herhalde Bahçeli'nin dediği gibi Türk ordusu Şam'a yürümeyecek. İdlib'i kurtardık diyelim. İdlib'i kurtarmak ne demek? Yani ona Rusya izin verecek mi? Bu Birleşmiş Milletler'de nasıl karşılanacak? Yani bütün bunlar şu anda bana göre Erdoğan'ın tam olarak hesaplamadığı ama içeriye yönelik bir, yani içeride güçlü gözükmek ve bir bakıma Bahçeli'yi yanında tutmak. İkincisi, masaya tekrar Rusya ile gelmek ve Rusya'nın rejime, ya bakın Türkiye ciddi, bunlar gerçekten içeri girecekler deyip rejimi frenlemesini sağlayacak ton yükseltmeleri. Yani bir şekilde tonu yükselterek Moskova'ya bak ben ciddiyim mesajını veriyor. O açıdan yapıyorsa bu bir taktiktir. Taktiksel söylemdir. Anlaşılabilir. Umarım bu bir stratejik hata olmaz. Yani taktiksel söylemler olabilir. Tonu arttırabilir liderler. Masaya güçlü gelmek için, diplomaside kazanmak için. Ama herhalde Türkiye Suriye ile topyekün bir savaşa, dolayısıyla Rusya ile de en direkt yoldan bir vekalet savaşına girmeye niyetli değil.